Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üzerine konuşacağımız şeyler bir, az önce gelen sanayi üretimi rakamı, perakende satış endeksi, aynı zamanda yine ciro endeksleri. Dolayısıyla hepsi aynı şeyi gösteriyor. Net bir dipten dönüş. Bir parça bunun üzerine. Tabii ki. Belki değerlendirme yapıp konuşmak lazım. Diğer taraftan da yine piyasaların genel gidişatını, son dönemdeki toparlama sinyallerini, Türkiye'nin yeni ekonomik modelini belli ölçüde bu değerlendirmeye dahil ederek sizinle yorumlamanızı rica edecek şekilde götüreceğiz programı. Fakat öncesinde müsaade ederseniz Gedik Yatırım'a gidelim. Onurcan Bal bizleri bekliyor orada. Onurcan, bugün itibariyle baktığımızda endekste aslında kararsız bir seyir hakim demek mümkün. Artı başlayan, eksiye doğru gidip gitmeyeceğine bir parça daha baktığımız ama özellikle şirket bazında, banka bazında satıcılı seyrin devam ettiği bir ortam var. Başta İş Bankası hissesi olmak üzere çıkan haberlerin ardından bir parça aşağı yönlü hareketi besliyor gibi duruyor. Dün rekor kırıldı hacim tarafında ama endeks özellikle kapanışa doğru gelen satışlarla yoğun baskı altında kaldı. Dolayısıyla bugüne dair bakışınız nedir? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Açıkçası son zamanlarda endekste gün içi dalga boyunun artış kaydettiğini ifade etmekte fayda var. Yani burada son günlerde bu özellikle İdlib konusu gündemimize taşındığından bu yana endekste net bir yönden ziyade daha dalgalı, her iki yönde de sert hareketlerin yaşandığı bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu tarafta dün endekste yukarı yönlü hareketler güçlüydü. Aselsan hissesi öncülüğünde gelen hareketlerle birlikte endekste ağırlığı hafife alınmayacak bir hisse. Ama kapanışa doğru günün özellikle ilerleyen saatlerinde bankalar öncülüğünde gelen satışlar endeksin kayıplarına silmesine yol açtı. Endeks tarafında işlem hacimleri çok ciddi boyutlara ulaştı. Yani 19 milyarın üzerinde bir işlem hacminin yaşanması dikkat çekici. Daha önce yani burada 7-8 milyar, ondan önce 2019 yılının özellikle Mayıs ayından öncesinden Nisan, Mart gibi 4-5 milyar işlem hacmiyle günü kapatıyorduk. Şu an açılışta 3-4 milyarlık işlem hacmi zaten gerçekleşiyor. İşlem hacminin yüksek olması yani borsaya ilginin devam ettiğinin bir göstergesi olarak okunabilir. Ama tabii ki bu sadece doğrudan yön üzerinde işaret verecek bir gelişme olarak okumamak lazım belki. Burada İdlib tarafındaki gelişmeler önemli. Amerika, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin seyri önemli. Bu İdlib'de artan tansiyonun Türkiye-Rusya ilişkilerine bir kırılganlık yaratıp yaratmayacağı, bu süreçte Amerika-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceği, bunlar piyasaların yakından takip edeceği ve buna bağlı fiyatlamalara gideceği temel önemli konular. O nedenle buradaki gelişmeleri izlemekte fayda var. Yine bu sabah bu Çin tarafındaki virüs salgınında bulaşma hızının bugünkü açıklanan verilerde artış kaydetmesi son günlerdeki trendin aksine bir miktar kırılganlık yarattı. Bu tarafı da izlemek lazım. Yani piyasalar biraz daha bunun virüs salgınının küresel ekonominin etkisinin zayıf, sınırlı kalacağı ve bir etki görülse dahi merkez bankalarının hızlı bir şekilde müdahale edeceğine dair beklentilerle Şubat'tan bu yana toparlanıyor. Ama hisse piyasaları bu tarafı biraz hafif alıyor olabilir. Buradaki gelişmelere bağlı olarak fiyatlamaların da küresel çapta şekilleneceğini belirtmekte fayda var. Endeks için 118.500, 121.500 bu aralık bizim için önemli. Bu aralık içerisinde hareket eden bir endeks görmekteyiz. Son zamanda bu İdlib tarafındaki gelişmelerde o sert satış haricinde 118.500 altında bir kapanış görecek olursak tekrardan 116.000'e doğru bir düşüş hareket izlenebilir. 118.500 altında endeksi teknik görünümü zayıflayacağını düşünüyoruz. Endeksi yukarı yönlü hareketlerin izlenmesi içinse, güç kazanması içinse 120.500 seviyesinin kırılması lazım. Bu bahsettiğimiz seviyeler arasında hangi yönde kırılma olacak olursa hareketlerin o yönde biraz daha hız kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Bankacı tarafında ifade ettiğimiz üzere İş Bankası ile ilgili çıkan haberler, yine bankaların komisyon oranlarında, gelirlerinde, diğer gelirlerinde yapılan sınırlamalar etkili oluyor. Aynı zamanda risk tarafındaki, risk iştahındaki bozulma ve Türkiye üzerinde risklerin artması biraz daha bankacılık endeksi üzerinde hissediliyor. Sanayi tarafında hala daha finansal sonuç hikayesi devam ediyor. Bankalar nezdinde birçok bankada bu hikaye artık geride kaldı. Yani son çeyrek açıklanması açısından konuşuyorum. O nedenle bankacılık endeksinin seyri de yakından izlenecek önemli bir faktör. Özellikle İş Bankası süreci piyasaların bir süre daha yakından izleyeceği önemli bir konu olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Onurcan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Başlıyoruz Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile sohbetimize. Hocam, sanayi üretim rakamı aylık olarak baktığımızda oldukça oynak bir veri. Dolayısıyla 3 aylık ortalamalar üzerinden bakmakta fayda var. Arındırılmış 3 aylık ortalamalar üzerinden. Böyle değerlendirdiğimizde de
İşte aylık %1.9, yıldan yıla %8.6. Elbette geçen yılın aralığı oldukça kötü olduğu için yıldan yıla bakınca onu çok net olarak görebiliyoruz. Fakat sadece orada değil, aynı zamanda gelen diğer verilere de baktığımızda hem perakende satış endeksinde hem ciro endeksinde, grafiği de ekrana alırsa arkadaşlar onun üzerinden de aktarabiliriz, ciddi bir dipten dönüş sinyali var gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun üzerine bir parça değerlendirme yapıp konuşalım isterseniz. Tabii. Şimdi öncelikle tabii perakende tarafından bakarsak Türkiye'nin özellikle milli gelirinin %70'i tüketim. Dolayısıyla buradaki hareket ister istemez büyümenin önemli bileşeni. Buradaki hareketin genel itibariyle büyümeye olumlu yansıyacağını zaten hani tahmin edebiliyoruz. Türkiye hakikaten tüketim tabanlı büyüme hızı ve yavaşlama da yine aynı yerden geliyor. Şimdi tekrar bu yavaşlamanın kısmen terse döndüğü yer tüketim oluyor. Bu da ister istemez o tüketimi tekrardan şey yapmak için yatırım harcamalarını adım adım geliyor. Çok büyük bir yatırım harcaması yok. Orası hala Türkiye'nin şu anda da yine yumuşak karnı gibi görünüyor. Orada da düzelme muhtemelen göreceğiz ama şu anda henüz oraya yansımış değil. Sanayi ise onun sanki ara şeyi gibi. Yani şu anda belki stoklardan, belki yeni şey nedeniyle bu tüketime karşılık vermek açısından bir şey var. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani dibi muhtemelen belki bir ay, iki ay önce bu anlamda görmüş olabiliriz. İşte yapılan bazı büyük veri analizlerinden falan bunu da görüyoruz. Yani bazı bankaların özellikle kredi kartı harcamalarından falan toplamış olduğu yüksek şeyli veri, frekanslı verilerden de hani bu dip dönüşünü daha önceden sinyal veren raporlar okuyorduk. Yani bu raporların da o anlamda teyidi. Dolayısıyla yani o anlamda olumlu ama işte bunun diğer makro verilere yansıması, örneğin işte yarın açıklanacak cari açığı da ithalatın ihracatı karşılama oranında göreceğimiz şeyler, tekrar bunun cari açık yaratması gibi her zaman konuştuğumuz sürdürülebilirlik konusunu belki bir aşamada tekrar gündeme gelecek ama sanki ona daha var, en azından onun kaygı yaratmasına daha var. Çünkü akut böyle bir daralma ve böyle şeysiz bir nokta vardı. Oradan dönüş her zaman için tabii ekonomiler için olumlu. Şimdi bunun belki biraz şu boyutunu da değerlendirip sorgulamak lazım. Tabii dipten dönüş hikayesi içerisinde biraz önce söylediğiniz gibi iç tüketim çok belirleyici. Evet. Biz geçen sene ekonominin dibe doğru gittiği dönemde ağırlıklı olarak nereden görmüştük buradaki toparlamayı? Dış ticaretin katkısından. Şimdi Avrupa piyasasının pazarının nispi yavaşlamasıyla birlikte biz açıkçası oradan katkıyı göremiyor. Hatta bir miktar dış ticaret kanalından eksi yazıyoruz. Dolayısıyla iç tüketimin yanına acaba bir noktadan sonra ihracat ve dış ticaret kanalını da ekleyebilir miyiz? Ekleyemezsek sadece iç tüketimle bu momentumu nereye kadar sürdürürüz? Çok güzel bir soru. Hani bizim Türkiye ekonomisi üzerinden baktığımızda iç tüketim ve ihracat arasındaki en net etkiyi Özal döneminde hani yaşıyorduk. O zaman taktik olarak bir büyüme planı vardı açıkçası arkada. Yani iç tüketimi keserek ihracata yönelme imkanı ve bu Türkiye o dönüşümü yaptı ama sonrasında devam edemedi. Yani ikisini beraber yapmaya kalkıştığımızda muhtemelen şu ana kadar onda çok fazla başarılı olduğumuz dönemler olmadı. Şimdi de yine yani imkanı varsa herhangi bir iş adamı ülke içinde satmayı dışarıya alacak gidecek falan tercih edebilir. Dolayısıyla buraya açıldığında biraz da insentif buraya da geliyor. Bahsettiğimiz gibi Avrupa kanallarının biraz tıkanması ister istemez şey yapıyor. Dolayısıyla aslında şu Türkiye'nin olumsuz gittiği zamanlarda ihracatta büyük bir atak ve şey yaşamamızın avantaj şeylerinden biri de oydu. Çünkü iç piyasa kötü olunca ister istemez iş adamı dışarıya daha fazla bir şey yaratıyordu. Dolayısıyla daha böyle bir Türkiye'nin teknolojisi üretimi işte katma değeri falan oluşturduğu noktada her ikisini belki daha dengeli götürebiliriz ama şu anda ekonomi sanki böyle biraz geçişkenlik yaratıyor gibi. O yüzden de dışarı da tıkanınca içeriye biraz daha fazla yansımaya gidebiliriz ama bunun da akabinde çıkacak şey işte yine bizim cari açık ve belki kur üzerindeki baskı. İşte burada en başta konuştuğumuz bir ekonomi modeli var mı? Bir tercih var mı? Bunları da tabii şey yapmak gerekiyor. Böyle tam bir tarafa illa kaymak anlamında değil ama yani şey olarak da yani iç tüketimi zorladıkça burada bu sefer hani nasıl işler dönüyor? Hani dışarıya yönelik olarak o insentif, o motivasyon kısmen azalabilir. Yani biraz faizi bu kadar yüksek aşağılarda tuttuğumuz zaman, iş tüketim hızlandığı zaman nasıl para kazanan iş adamı açısından teşvik de olsa biraz daha içeriye yönelmesinde şey oluyor, motivasyon yükseliyor. Peki burada şunu sorayım, yani bu ekonomi, yeni ekonomik model üzerine biraz daha konuşalım. Evet. Sizinle radyoda da geçenlerde evet, tartıştık. Evet. Bir süredir de üzerinde konuşuyoruz. Bu özellikle Türkiye ekonomisinin büyüme performansını yukarıya taşıdığı dönemlerde karşımıza çıkan bir dış açık sorunu var.
Bunun finansmanı önemli tartışma alanlarından bir tanesi. Bu vaka. Bunun finansmanı şu ana kadar Türkiye'de son 20 yıl içerisinde ağırlıklı olarak portföy hesabından gelen kaynakla sağlandı. Yani yılda 80-90 milyar dolar para girişini yaşandığı seneler oldu Türkiye'ye. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta hem jeopolitik koşulların ağırlığı hem oradaki haber akışının ciddi şekilde volatilite yaratıyor olması artı özel sektörün dış borcu da dikkate alındığında biraz daha portföy hesabı dışarıda kalsın. Biz çok da açık değiliz o tarafa. Hani hem piyasayı da yönetilir ve yönlendirir bir şekilde tavır sergiliyoruz. Swap önlemleriyle yapıyoruz bunu, işte açığa satışlarla yapıyoruz vesaire. Dolayısıyla sıcak para biraz dışarıda kalabilir. Biz bir müddet kendi iç dinamiklerimizle portföy akımlarına daha kapalı, oradaki volatiliteden de kendimizi sıyıracak şekilde gidiyoruz diye bir bakış açısı olabilir mi? Bir. İkincisi, daha önceki senaryo işleyecek ve dış açık artmaya başlayacak olursa o zaman bunun finansmanı bu model içerisinde nasıl sağlanır? Çok güzel soru yine. Yani bence öncelikle biz istiyor muyuz ki aynı istediğimiz zaman vermemiz gereken, hani tabiri caizse taviz de diyelim buna, hani illa politik anlamda değil ama hani yabancıyı biz burada daha fazla istiyor muyuz istemiyor muyuz tercihi konusunda şu ana kadar sanki dediğiniz gibi yani kendi yağımızda biraz daha fazla kavrulabiliriz şeyi daha sanki baskın gibi. Çünkü yani o diğer taraftan hani her türlü para girişine değil de yani belli tipine belki daha çok istiyoruz şeklinde düşünme olabilir ekonomi yönetimi açısından. Kurun bulunan seviyesinde de mesela yükseldiği takdirde işte biz zaten rekabetçi kur istiyoruz diyor olmaları da bu anlamda hani aslında bir vites değişimi şeklinde düşünüyoruz. Bunda bence olumlu yanlar çok. Daha doğrusu olumlu yanı çok çok daha fazla. Ama bunun arkasını acaba diğer şeylerle destekleyebileceğiz mi? Bu sürdürülebilir mi kısmı önemli. İki şekilde önemli. Maalesef hani ekonomi politiğine girdiğimizde bu seviyelerdeki büyümeler açıkçası Türkiye'nin hani son 10-15 yıllık dönemine baktığımızda güçlü bir destek veriyordu. Şimdi bunun daha düşmesi acaba hani böyle bir sorun yaratabilir mi? Ya da hani Türkiye bu modeli hazırlanıyor ama 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra bu da sürdürülebilir bir hale gelecek diye insanları ikna edebileceğiz mi? Sanki burada daha fazla teknik çalışmak ve insanları ikna etmek gerekiyor. Yani ben Türkiye'nin üretim fonksiyonu dediğimiz yani beşeri sermayesi ve işte sermayenin etkinliği konularında yapılan çalışmalar var ama onun tabelaya yansıması yıllar alacak ve burada da daha iyi koordine, daha iyi anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada henüz bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye beşli büyümeleri böyle çok sürdürülebilir bir halde ve daha böyle kendi içinde sanayisini de yapılandıracak bir şey geçse ideali var. Hakikaten bunu hepimiz çok isteriz. Burada rekabetçi kurum da kesinlikle yeri var ve desteği var. Ama sanki yani benim en azından hani naçizane görüşüm burada çok koordine eğitiminden sanayine vesaire böyle çok yeni bir model yaratacak bir planlama ve uzun vadeli planlama henüz onu göremediğimiz için sanki buralarda böyle gideceğiz gibi. Yani biraz daha gaza bassak yine biz eski kronik sorunlarımıza geri dönecekmişiz gibi bir kaygı var açıkçası. Şimdi Merkez Bankası'nın kendi öngörülerinde enflasyon raporunun içerisindeki diğer tahminlerine falan da baktığımızda şöyle bir genel varsayım var ve Merkez Bankası bunu işlemeye çalışıyor. Ekonomi yönetiminin de bu görüşü paylaştığını görüyoruz. Biz eskisi gibi büyümeyle beraber gelecek yüksek cari açık döneminden kendimizi kurtarıyoruz. Nasıl olacağına dair anladığım kadarıyla biraz daha fazla paylaşıma ihtiyaç var. Doğru. Siz de bu piyasayı bu kadar takip eden biri olarak bir takım çekincelerle yaklaşıyorsunuz. Bir, özellikle enerji tarafında yapılmış olan yeni düzenlemeler, atılmış olan yeni adımlar var. Yenilenebilirin payının artması, işte doğalgazın elektrik üretimindeki payının azalması vesaire gibi unsurlar var. Bunlar belli ölçüde etkiliyor ama bunun ötesinde başka ne var elimizde? İyi bir parça daha tartışalım isterseniz. Ya burada herhalde iki şey var. Birincisi hani zaten orta vadeli planda falan da büyüme oranları dörtlü beşli seviyelerde ise aslında bu sorunları daha nadir ve seyrek yaşıyoruz. Ya biz altılar, yediler, sekizleri zorlarsak bir seçim ya da benzeri nedenden dolayı bu sorunları sanki yaşayacakmışız gibi geliyor. Dolayısıyla ikisini birden sanki ekonomi yönetimi kullanıyor. Yani beşli büyümelerle biz açıkçası en azından önümüzdeki 1-2 yıl idare edeceğiz. 3 yıl 5 hedefliyoruz yeni evet, ekonomi mesela, programı. O anlamda hani oradan gelecek olan ekstra bir yani daha önce yaşadığımız o finansal istikrarı bozan unsurlara dikkat edersek yedili, sekizli büyüme
ivmeler, işte KGF destekli daha böyle şeylerle beraber oldu. Eğer biz bunu daha kendimize göre organik şekilde büyürsek belki bir sorunu yaşamayabiliriz. Ama bu sorun Türkiye'nin önümüzdeki dönem büyüme performansına, çünkü %5 büyüme ile aynı zamanda yatırım, aynı zamanda beşeri sermayeyi geliştireceksiniz, aynı zamanda sanayinin dönüşümünü sağlayacaksınız. Bu ikisini aynı denklemde ben tam kuramıyorum. Yani bana her durumda ben 5'li büyümeyi, hormonlu bir 8'li 9'lu büyümeye Türkiye'nin perspektifi açısından tercih ederim. O anlamda o konuda şey yok. İkincisi, her şeye rağmen rekabetçi kuru değerli TL'ye tercih edebiliriz. Ama bunun çevresini daha iyi, daha koordine, daha büyük bir resimde o dediğiniz gibi o fikirleri belki göremediğimiz, öngöremediğimiz şeyler var. Bunlar daha iyi açıklanırsa bence bir sonraki round özellikle daha uzun vadeli yatırım yapacak kişiler için daha etkili olabilir. Yani şu anda sanki orada bir iletişimin iyi yapılamaması söz konusu var. Kafada bir şey var. Onu paylaşmak lazım. Ama hani %5'lik büyümelerle eğer buralarda hani motor freni koyarsak ya da bir hız limiti koyarsak sanki böyle arabanın şeyden çıkması bu hızda çok problemli olmaz. Ama tabii bu yaşadığımız cari fazla vermek vesaire sanki böyle bu gibi şeyler, gündemler elimizden ister istemez gidecek. Yani yarınki cari açık verisinde de muhtemelen detaylarını göreceğiz. Peki bir virgül koyalım. İşin sanayici boyutunu bir miktar daha değerlendirmesi için Denizli'ye gidelim. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci var hattımızda. Müjdat Bey, gelen rakamlara bakınca sanayi üretiminde bir dipten dönüş var gibi duruyor. Özellikle tabii yıldan yıla kuvvetli 8.6 ama aylık rakama baktığımızda da %1.9'luk bir seviye olduğunu görüyoruz ki burada da ağırlığı yine işin belki biraz daha pozitif olan tarafı dayanıklı tüketim malı siparişlerine görüyoruz. %7.4'lük bir aylık artış var burada. Dipten dönüşü siz sanayici olarak hissediyor musunuz? Bir, bu dipten dönüşün ve sanayi tarafındaki gelişmenin katkısı ağırlıklı olarak iç tüketimden mi, yoksa dışarıya ihracatınızda da bir miktar daha iyileşme görüyor musunuz? Vallahi Açıl Bey, günaydın her şeyden önce. Bir kere yorumlarınıza katılıyorum. Şimdi her şeyden önce baktığımız zaman Ağustos'tan sonra yani gerek aylık gerekse yıllık ortalamalı sanayi üretiminde önemli artışları fark ediyoruz. Bu fark etme her şeyden önce sanayinin kapasite kullanma oranlarından da belli. Yani bu Ağustos'tan sonra aylarda artış hızı belirli bir şekilde sanayide üretim arttı. Ve biz bunu hissediyoruz. Ve bu hissettiğimiz üretimin kapasite kullanma oranlarının daha çok ihracata dayalı olduğunu görüyorum. Yani iç piyasada hareketlenmenin o kadar daha büyük olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla özellikle burada bazı faktörlerin de buna sebep olduğunu düşünüyorum. Özellikle faizin düşmesi, dışarıdaki Avrupa'da geçen yıla göre bir hareketlenmenin olması, artı belki yeni bir faktör ama önümüzdeki aylarda çok büyük hissedeceğimiz bir Çin faktörü var. Dolayısıyla bu Türk sanayisini, üretimini önemli derecede yani hızlandıran, yani güçlendiren bir vektör oldu adeta. Dolayısıyla bana göre yani iç piyasada da bir hareketlenmeyi hissetmekle beraber ama özellikle yurt dışındaki ihracatın bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Peki Müjdat Bey, bu çerçevede daha sonraki dönemler açısından bakıldığında hem alınan yeni siparişleri hem bundan sonrasına dair bir de istihdam artışını sanayi tarafında öngörüyor musunuz diye de sormak isterim. Hani eski kapasite kullanım oranlarına nispi olarak yaklaşım var ama bu çerçevede ekstra istihdam, ekstra yatırım öngörüsü için ne söyleyebilirsiniz? Vallahi tabii burada da müspet düşünüyorum adeta. Çünkü önümüzdeki aylarda ben özellikle yani yaşıyoruz, yani günlük yaşıyoruz. Hiç yani yapmadığımız, beklemediğimiz Çin'den siparişler gelmeye başladı. Ve öyle milyonlarca adet. Yani kendi ihtiyaçlarını gidermek için yani Türk tekstilinden yardım ister duruma geldiler. Diğer taraftan özellikle Çin'den ikmalini yapmakta olan Avrupa piyasası tabii ki en kısa sürede bildiği bir yerden ve kalitesi uygun olan ürünleri almak için Türkiye'ye yöneldi. Ve hatta yani bunu ilginç olduğu için söylemek isterim. Yani içinde ham madde olarak Çin ürününü kullanmıyorsunuz değil mi
şartını bile getirerekten bizden özellikle büyük miktarlarda ve hızlı bir şekilde sipariş talepleri geliyor. Dolayısıyla bu bana özellikle, yani yanılacağımı düşünmüyorum çünkü gözlemliyorum, görüyorum, önümüzdeki aylarda özellikle kapasite kullanma oranlarımızda ve bu nedenle ihracat kapasitemizde önemli bir artış bekliyorum doğrusu. Müjdat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii bu, yani sorunun ikinci kısmı istihdama da yansıyacağı muhakkak. Çünkü ne kadar iş o kadar işçi. Yani dolayısıyla eksilmeyecek, artacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Müjdat Bey'e aktardığınız yorumlar için. Hocam ne dersiniz? Çünkü özellikle tabii Müjdat Bey'in söylediği kısım önemli. Onlar pazarı biraz daha net olarak gördükleri, tuttukları için bir yerden sonra bunun yatırıma dönüşmesi beklenir. Hem faiz ortamı çok uygun olduğu için hem de eğer kapasite kullanım oranı yükseliyorsa dolayısıyla bunun ne noktada gelmesi beklenebilir? Yani özellikle Müjdat Bey'in Çin üzerinden bahsettikleri önemli. Çünkü yani oradan bir sipariş dönüşü. Tabii Türkiye'nin özellikle tekstil ve belki direkt Çin'le o anlamda rekabet edecek, edebilecek sektörlerde bir şey yaratacağı kesin. Ya bunun devamında da tabii istihdama, yani şöyle teknik olarak zaten bizim işsizlik verileri çok geriden geliyor. Yani bu büyüme verisinin iyice böyle birkaç çeyrek etkisinden sonra istihdama yansıyacaktır. Burada tabii şey var, bir etki olacaktır. Yatırım kararlarında önce kapasite kullanımı artırmak, yeni alan şey yapmak, işte inovasyon falan gibi kısımlarında özellikle Türkiye'nin yıllar boyu düşen bu özel yatırım harcamalarındaki belli bir dibi zaten orada da muhtemelen gördük. Oradan da çıkış kesin, ama hani böyle bizim istediğimiz ve yani yıllardır yapılmayan şeyleri tekrar yapabilecek seviyede bir yapı için bir tık daha sanki şey gerekecek. Ha mesela anekdot olarak başka bir şey yani söyleyeyim. Yani bulunduğum hani sektör şeyi itibariyle mesela inanılmaz bir yazılımcının yurt dışına gidişini görüyoruz. Ve dünyada da böyle bir trend var. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden. Şimdi böyle teknik elemanların hani kaybı da burada mesela düşünülebilecek bir nokta olabilir. Hani buna karşı ne yapabiliriz? Çevreden mesela yine başka bir şey söyleyeyim. Bir tane mesela ya, Türkiye bir çalışanın hani yazılımcı şeyine istihdam etmek için şey yaptığımızda burs verildiği için Türkiye'nin bunu şey yapamayacağımızı, yani sigortalayamayacağımızı söylediler. Artı bilgisayar burada okuduğu için Türkiye'de almadığını söylediler. Mesela bu çok eksik bir uygulama. Yani okula burslu geldiği için bunun yazılım bilgisinden faydalanamıyorsunuz. Evet. Eğer SGK'lı olursa bursunu kaybediyor. Doğru mu? Evet, aynen. Dolayısıyla alamıyor. Yani dolayısıyla mesela bu tip şeylerle çalışmak gerekiyor. Çünkü dünyada inanılmaz bir teknik eleman açığı var. Ve özellikle bilgisayarda bu çok var. Türkiye bunu nasıl kapayacak? Yani hani demek istediğim bu daha bir sürdürülebilirdi. Bu planların dahi olması lazım. Özellikle Türkiye coğrafyada çok önemli bir yer. Oradan mesela teknik elemanları belli sertifikalarla tersine beyin göçü hızlandıracak şeyler düşünülebilmeli. Yani topyekun şeyden kastım biraz bu. Yani her şeyle, teknik elemanından şeyine kadar düşünülmüş planlar olursa tabii bizim çok daha uzun vadeli şeyler var. Ama şu andaki Müjdat Bey'in söylediği artı diğer noktalarda dipten dönüş sinyalleri, bu sinyaller hepsi olumlu. Hani burada herhangi bir eleştiriye mahal bırakacak bir şey yok açıkçası. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Burak Saltoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu bölümde birazcık para politikası üzerine odaklanalım isterseniz. Çünkü sanayide dipten dönüş, faizdeki aşağı yönlü hareketin tüketimi belli ölçüde desteklemesi, bütün bunların yansımalarını görüyoruz. Hem perakende satışlarda hem sanayi üretiminde. Lakin bu devamı olan bir süreç midir? Faizde dibe yaklaştık mı, yaklaşmadık mı? Daha fazla aşağı potansiyel var mı, yok mu? Biraz bunu sormak istiyorum. Her ay artık para politikası kurulu toplantısı olduğu için ister istemez bir noktadan sonra gözler oraya dönüyor. Faiz indirimlerinin devamı olup olmayacağı konusunda.
Evet, işte bu önümüzdeki hafta için yapılan toplantıda bir şey de alınacak. Yani aslında hani en başta bizim beklerken hani o denli indirimin bile hani birçoğumuz hani riskli olabileceğini düşünürken hani Merkez Bankası yaptı ve o riskler gerçekleşmedi. Yani onlar olumlu bir şekilde konuyu yönlendirmiş oldular. Ama hani gelinen nokta itibariyle sanki artık bağışıklığımızın devam ettireceği seviyelerin limitlerine geliyoruz gibi. Yani buradan sonra böyle marjinal ötesi indirimlerin avantajlı olmayacağını düşünüyoruz. Yani sonuçta hani teori olarak bakarsak ortada bir tasarruf sahibi var, bir de yatırımcı var. Şimdi bu ikisinin arasında bir dengeyi kollamak gerekiyor. Faiz politikası da aslında biraz bunu yapıyor. Dolayısıyla öyle bir nokta olacak ki tasarrufçu tasarrufunu yaparken memnun olacak, yatırımcı da yatırımını yaparken. Sanki o dengeyi yakaladık. Şimdi bundan sonrasında yani tasarrufçu daha az rahat ettiren ve yanlış yerlere yönlendirecek ki mesela dolar tutmak hani doğru bir yer mi mesela düşünürseniz hani sadece faiz bile almadan ya da çok çok düşük bir DTH faizi alarak bu kadar büyük paranın bulunması hani o dengenin arz tarafını biraz fazla sanki zorluyormuşuz gibi geliyor. Burada bir denge noktasının hafiften artık bundan sonra bozulabileceğini, yatırıma da yeteri kadar avantajlı olmayacağı şeylere doğru sanki geliyoruz gibi. Dünyada da mesela eksi faiz tartışmasında en çok şey şu. Diyorlar ki emekli mesela iki kesim ayrılıyorlar. Bir emekliler işte 65 üstü buradan gelen paralarla yaşıyor. Onların da bir tüketim harcaması var. Diğer taraftan da yatırımcı ve fonlar ve işte borsa. Şimdi ikisinin arasındaki dengede artık yavaşça bir kesimi ciddi anlamda dışlıyorsunuz. O yüzden de IMF'nin son şeyleri artık daha fazla burada zorlamayalım dedi. Tabii biz Türkiye olarak buralardan çok uzağız. Belki hala çok ufak marjlar var ama yani buralarda artık gelecek olan noktanın yatırıma katkısı da yavaş yavaş sınırlanmaya başlayacak. Önce enflasyondaki düşüşü, kalıcılığını görürsek reel anlamda yine hala gideceğini şey yapabiliyoruz. Mesela bu gelen verilerin her tarafı olumlu ama öte yandan da hani enflasyonun talep tarafından bize destek dezenflasyonu ya da enflasyonun azalmasının talep tarafından bize sağlayacağı avantajların da sonuna geldiğimizi burada görüyoruz. Çünkü dipten dönüş o anlamda çok iyi ama hani enflasyonun ve faizin de aşağı gideceği yerin de önünde bir engel olarak da görmek durumundayız. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak sanki bu hafta önümüzdeki hafta falan çok 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 marjinal bir indirim ya da hatta pas geçmesi ihtimali belki bir sinyal olabilir. Ondan sonra duruma göre şey yapabilir. Bir de bu jeopolitik şeyden dolayı 6.04'ler falan ne de olsa hani gerek şeyde enflasyon etkisi de olabilir. Bunun hani geçici olmasını bekliyoruz tabii ama hani bütün bu noktada hani sanki piyasa bu anlamda da hani her fırsatı bulduğunda indireceğim ve buna koşullara bakmayacağım mesajı yerine hani burada bir bekliyorum. Bir dahaki sonraki şeye göre değerlendireceğim demesi bence daha iyi bir sinyal olur. Şimdi hocam birçok kurumdan gelen belli başlı öz eleştiriler de oldu. Yani biz Merkez Bankası'nın bu kadar hızlı faiz indirip bu kadar hani bunun sorun yaratmadan devam edebileceğini öngörmemiştik. Doğru. En son Goldman Sachs'ın benzer bir notu vardı örneğin. Dolayısıyla aslında ortam özellikle dış ortam ve bizim kendi açımızdan yaratmış olduğumuz o swap kanalının tıkanması üzerinden swap pozisyonlarının TL'nin açığa satışının yasaklanması vesaire buralardaki piyasa etkisini minimize ediyor gibi duruyor. Dolayısıyla uzun süredir belki de yani çok eskiyi hatırlamıyorum ama belki hani 90 öncesini falan hatırlamıyorum demeye çalışıyorum burada. Ama uzun süredir ilk defa Türkiye kendi para politikasını uygulayıp dış etkiden bu kadar ağrı bir hareketle yoluna devam etme şansına sahip olabildi. Bu da işte biraz önce söylediğimiz portföy hesabının tıkanmasının sonuçlarından bir tanesi. Şimdi soru şu, burada Merkez Bankası yoluna devam ederse bunun piyasa etkisi ne kadar olur? Çünkü mevduat faizleri mesela çok takip etti, o dibe kadar geldi. İki, kredi faizleri ciddi şekilde aşağı geldi. Kamu bankaları 8 ile 10 arasında çektiler ticari kredi faizlerini. Dolayısıyla böyle bakıldığında daha dibi var mı? Merkez Bankası indirdikçe orası aşağı gelmeye devam ediyor. Ama özellikle mevduat sahibi açısından falan burada dibe yaklaşılmış olabilir mi? Yani enflasyonu görüp ondan sonrası biraz daha yatırımcının gözünde evla hale gelebilir mi? Böyle bir risk var mı? Bence var. Yani bundan sonra hani tüketici açısından yani mesela yarın işte cari açık verisi vesaire Türkiye kendi eski büyüme patikasına geri döndüğünde orada da çok önemli bir değişim olmadığı zaman hani bu böyle devam ederse hani genel olarak tekrar bizim bir döviz talebi artı yani en azından kurun daha böyle değerlenmesi yerine hep sürekli enflasyonu üzerine katarak hani yeni bir seviyeye doğru gidebiliriz. Hani kur hata anlamında değil de
yani buralarda istikrara kavuşması da tabii ister istemez tüketim artışının üstüne bir sınır koyuyor. Yani şöyle bir etrafa bakarsak birçok şey ithal. Dolayısıyla insanların geliri kur kadar artmadığı sürece yapısal olarak da tüketimin kur yani 2018 öncesine göre bir tüketimin yavaşlaması ve başka bir platoya inmesi gerekiyor. Yani yeni bir denge arayışı var açıkçası. Bu denge arayışında ekonomi yönetiminde tabii ki para politikasının etkisi büyük ama hani bunun böyle daha iyi bir hikayeyle anlatılması noktasında insanlar daha bir güven kazanabilecek. Mesela hani nasıl her konuda anket yapılıyor. Burada da yine işte deminki iş adamları yurt dışından gelenlerle falan hani niye daha fazla yatırım yapılmıyor? Bunun nedenleri nedir? Ne yapılırsa ne olur şeklinde belki anketlerle falan anlamak lazım. Biz onların kafasından ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama hani sanki bu burada bir tık yani ufak rötuş yani çok radikal tarafın önemli bir kısmı çözülmüş gibi yani dibi görmek açısından. Bundan sonra nereye gideceğiz mesela? Hani bu nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ha yani strateji işte oturup kurgulama tamam, anlamında. Yani mesela siz olsanız nasıl kurgularsınız orada? Ya ben olsam tabii daha erken başlanan böyle bir Ar-Ge yatırım vesaire kısmında daha yüksek bir şey yapardım. Mesela yani demin söylediğim gibi yani Türkiye'nin gerçekten bir genç insan iyi eğitilmiş insan kaynağı. Mesela hani bulunduğum çevre itibariyle şunu söyleyebilirim. Yani gençlerde çok ciddi bir motivasyon kaybı var. Yine kendi çocuğum ve şey itibariyle yurt dışında benzer okullarda benzer yerlerdeki motivasyona bakıyorum. Çok yani çok çok yüksek bir motivasyon var belli bir rekabet ecinde. Mesela şöyle hani of bir şey ama mesela kod lisesi açılmış. Mesela ben bunu bilmiyordum Kanada ve Amerika'da. Bunlar tamamen fen lisesi gibi. İnanılmaz hazır geliyorlar bunlar. Ve o çocuklar direkt lise mezunu olarak Apple Google'a giriyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani çocuk lise mezunu, üniversiteden kabulleri var, MIT gitmiyor, adam kendi şeyine gidiyor. Ve Apple, Google %10-15'lik elemanları bu tip elemanlar. Şimdi bu çocukların en üst düzey yeteneğiyle bizim en üst düzey yetenekli çocuklarımız maalesef en şey seviyeden söyleyebiliyorum bunu. Rekabeti onlara lehine gelişiyor. Yani böyle çok üst düzey, en üst düzey yetenekteki insanlar, bunlar buluş yapacak şey yapacak çocuklar. En az o kadar zeki çocuğumuz var ama aynı motivasyon ve aynı hazırlıkta değiller. Biz mesela daha hala meslek lisesi, üniversite sayısı falan gibi tartışmalarda şeyi kaybediyor olabiliriz. Ya burada iyi ya hocam, çabalar var. Şu ama herhalde hani, şuna herhalde kimse karşı çıkamaz. Sonuçta dünyanın her yerindeki insanların belli bir zeka düzeyi var. Kesinlikle. O zeka düzeyini nasıl kullandığınız tamamen sizin o çocukları ve o zekaları nasıl biçimlendirdiğinizle kesinlikle alakalı. Eğer doğru şekilde biçimlendirirseniz işte dünyanın en büyük şirketlerinde o şirketlerin katma değerini artıracak şekilde bir varlığa, bir asete dönüştürebiliyorsunuz onları. Eğer doğru şekilde biçimlendiremezseniz bakmanız gereken yani yükümlülüklere dönüşüyor buradaki zekalar. Dolayısıyla herhalde buna itiraz etme şansı yok. Yok bence kesinlikle %100 haklısınız. Yani burada böyle mesela güzel bir şey yapıldı işte yurt dışından hoca şey yapma. Mesela buna daha fazla fon verilebilir. Mesela şimdi 200-250 tane parlak Türk her aşamada hem akademi hem Ar-Ge bölümleri, Havel Sanayi her yerde çalışacak bir şey. Bu yasa çok güzel. Ama buna mesela bir bütçe ayırmak lazım. Hani böyle bir yani her yeri beraber yükseltmek yerine bazı yerleri diğerlerini yükseltmek amaçla biraz önden yürüteceksiniz. Mesela bugün İngiltere, Kanada'daki liselerin, üniversitelerin çoğu devlet üniversitesi. Bilmez kimse. Türkiye gibi özel değil. Yani Amerika dışında zaten Türkiye gibi özel üniversiteye bu kadar hani şey yapan ülke de çok az. Ama burada Cambridge'ler, Oxford'lar falan bunlar devletin biraz daha fazla ne diyelim ayrım gösterdiği okullar mesela. Ya bunlar niye bunu söylüyorum? Çünkü bir de üretim fonksiyonundan bahsediyoruz. Üretim fonksiyonundaki sermaye, beşeri sermaye ve emek başka bir şey yok. Bu üçünü daha iyi yapacağız. Buna da ve kalıcı bir kaynak ayıracağız ve bir program 10 sene devam edecek. Yani ben şimdi yaptım işte değişti ya da teşvikler, çok güzel teşvikler var ama hani teşvik acaba o dönüşümü yapabilecek mi? Mesela bu da hani sorgulanabilir bir şey. Çünkü eleştirilen tarafları da var. Yani fazla işte teşvik obezitesi falan hani deniyor bazen. Aşırı yükselince bu sefer nasıl devlet bunu yapacak şeklinde. Dolayısıyla çok iyi sanayicilerimiz var. Her şeyin çok iyisi var. Ama işte onu böyle onları ayrıştırıp diğerlerini onlara benzetmek yerine biz sanki iyiyi biraz daha ortaya doğru çekmek ister istemez. Yani bunu kimse istemez tabii ama yani şeylerle onu yapmak. Hani ben ne yapardım derseniz işte yapmak isteyeceğim şey bu. Kurumlardan iyilerini biraz daha yukarı ayrıştırıp diğerlerini ona benzetmek. Yani iyileri aşağı çekmek yerine yine iyi iş adamlarımızı, ihracata dayalı teknolojileri diğerlerini onlara doğru benzetmesine ilişkin bir teşvik politikası ve buna ilgili de özellikle gençleri, yeni nesili biraz daha motive edecek bir şey yapmak. Yani biraz daha üretim fonksiyonumuzun verimlilik odağını daha kapsayıcı bir şekilde artırmak geliyor insanın aklına. Son 1,5 dakika mı hocam? Biraz önce bahsettiğimiz bu dönüşüm tabii çok uzun vadeli. Tabii, çok da üzerine konuşulacak doğru şeylerden bir tanesi. İç tüketimden biraz daha dengeli bir modele dönüş için adres ne zaman olabilir? Yani
aslında bu tip krizler her zaman fırsat. Mesela 2001 krizinde ne yaptık? Bankacılık kesimini düzelttik. Burada da kriz çıkmadı açıkçası. Var her kesimde. Burada da öyle. Yani şimdi Türkiye'nin tüketimle ilgili, konut satışıyla ilgili, yani konutun mesela bir önemli oranda bir yatırım aracı olmasının yarattığı bir, mesela özel sektör yatırımların %80'leri bir ara inşaattı. Yani şimdi düşmesine rağmen. Şimdi oradan başka bir yere geçiş mesela bunun önemli şeylerinden bir tanesi. Dolayısıyla sermaye piyasalarını da hani burada şey yapmak gerekiyor. Ya bu dönem bence önemli bir fırsat. Çünkü madem bu kadar dibi gördük, bu kadar sıkıntı yaşadık. Hani buradan çıkışta biraz daha şeyi düzeltmek lazım. Burada para politikası da tabii devrede olması gerekiyor. Yani ben hani rekabetçi kura ve şeye karşı değilim ama bunun arkasının getirilebilmesi kısmında bir tık daha şey yapılması lazım. Burak Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız yorumlar ve keyifli sohbetiniz için. Programımızın bu bölümünde Dubai'ye gidiyoruz. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, bir taraftan koronavirüsle ilgili yaşanan gelişmeler, oradaki yönetici değişiklikleri vesaire, bunların tartışıldığını görüyoruz yakından. Diğer taraftan da OPEC ile ilgili süreç devam ediyor. Rusya ile OPEC arasında üretim kesintisine dair herhangi bir uzlaşma olacak mı? OPEC toplantısı erkene çekilip üretim kesintileri daha erken alınacak mı gibi birçok tartışmalı alan daha var. Evet Açıl, bugün koronavirüsle ilgili kafalar biraz karıştı. Piyasalarda da negatif bir hava vardı. Birkaç günden beri hatırlarsan pozitif bir hava konuşuyorduk. Çünkü yayılma hızı azalıyor diye beklentiler yükselmişti. Amerika artıyla kapattı ama sabahleyin Asya açıldığında hep eksi ekranlar gördük. Temel sebebi de şu: Wuhan şehrinden bir açıklama yapıldı. Dedi ki koronavirüsün tespitinde biz eski kullandığımız metot yerine yeni bir metot kullanacağız. Ve böyle olunca bir anda rakamlar arttı. Ölü sayısında 150 tane daha artış oldu. Görünen vaka sayısında 15 bin daha fazla artış oldu. Bu bir anda kafaları karıştırdı. Önceki rakamlar neydi? Bundan sonra artışı böyle mi olacak? Çin acaba yeterince şeffaf değil mi diye tartışılırken, bunun üzerine bir de hem Hubei eyaletinde hem de Wuhan şehrindeki üst düzey yöneticilerin değiştirildiği haberleri geldi. Bununla da bağlantılı olabilir, yani bu rakamlarla ilgili de olabilir. O yüzden de bugün satışlar hakimdi ama çok sert satışlar olmadığında altını çizeyim. Ama yine de bir soru işareti akıllarda bıraktı. Petrol tarafında da yine birkaç günden beri hep dalgalanma yaşıyoruz. Açıl, bugün de yine dalgalanma vardı. Haftalık stok verilerinde zaten yükseliş vardı Amerika'da. OPEC konusunda da hala net değil. Nedir o? OPEC Teknik Komitesi kesintilerin devamını ve üzerine ek 600 bin varillik kesinti yapalım demişti. Rusya hala cevap vermemişti. Dün Rusya Petrol Bakanı Novak petrol şirketleriyle görüştü. Gazprom gibi şirketlerle görüştü ve gelen haberlere göre bu kesintilerin bir çeyrek daha uzamasına sıcak bakıyor petrol şirketleri ama sene sonuna kadar uzamasını istemiyorlar. Ek bir kesinti istemiyorlar ama hükümetin kararı dediler. O yüzden de hala aslında tam net değil. Bugün haberlerde Rusya kısmen bunu destekliyor gibi haberler vardı. Ama talebin net düştüğünü görebiliyoruz. OPEC'in son raporuna göre de açıl 440 bin varillik günlük düşüş olacak talepte. O da petrol fiyatları üzerinde baskıyı artırmaya devam ediyor. Açıl. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz. Senin aktardığın notlarla birlikte biz de Yatırım Kulübü'nün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Güzem Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.